Hafta gazeteci yazar Uğur Dündar'ı dinledi. Komisyona çarpıcı açıklamalarda bulundu Uğur Dündar. En özgür gazeteciliği Ecevit döneminde yaptığını söyledi. Çiller döneminde ise korkunç şeyler yaşadığını aktardı. Uğur Dündar Andıç olayıyla ilgili de yine çok ilginç ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın adını geçirdi. Detayları birazdan konuşacağız ama öncesinde Uğur Dündar'dan sonra komisyona Merve Kabakçı da konuştu bildiğiniz gibi. Onun da Uğur Dündar'la ilgili İddiaları vardı. Dayısının ofisini makineli tüfeklerle basmakla suçluyor Uğur Dündar'ı ve kendisi bu iddialara ne diyor? Aslında Sözcü gazetesinde dün bu konuda bir yazı kaleme almıştı ve onun üzerine de muhakkak ekleyecekleri vardır. Efendim tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Bir düzeltme yapabilir miyim? Lütfen. Zaten tutanaklar açıklandığında da ortaya çıkacak. Ben Tansu Hanım'la ilgili olarak o dönemde yaşadığım olayları anlattım ama Tansu Hanım'ın bunlarla hiçbir ilgisi olmadığını, hı, hatta bunlardan dahi haberinin olamayacağını ifade ettim. Bunu belirteyim. Yani o dönemde yaşadım. Ama birileri bana çok korkunç şeyler yaşadım. Yani korku filmi yapılsa biraz abartılmış denir. Öyle olaylar yaşadım. Zaten şimdi Merve Kabakçı olayında da anlatacağım gibi yani canını koruma, kurtarma derdine düşmüş bir gazetecinin devlet tarafından görevlendirilmiş bir sivil polis korunmasının bu hale getirilebileceğini ben açıkçası rüyamda bile düşünemezdim, göremezdim. Benzer iddiaları 4 Mart 2012'de Fazilet Partisi eski milletvekili Merve Kabakçı Habertürk'te basın kulübü programında da dile getirmişti. Yine o iddialar komisyonda da söylendi ve aynı zamanda yazarı olduğu gazetede de bugün manşetlerde. Evet. Sizin hakkında söyledikleri ve bakalım hangi suçlamalardı bunlar, izleyicilerimize hatırlatalım. Sonrasında da dinleyelim bakalım Uğur Dündar konuya dair ne söyleyecek. Tamam. Hatırlarım o dönemde Uğur Dündar dayımın müteahhit olarak mühendis olarak olan şirketine makinalı tüfeklerle baskın yapmıştı. O dönemde Arena programında benimle ilgili program hazırlıyor ve 1967 senesinde dayım şirketiyle Libya'da inşaat işi alıyor ve yapıyor. Onu benim aldığımı söylüyor. Ben 1968 doğumluyum. Bunu yapabiliyor. Bir yaşındasınız. Evet, bir yaşında. Evet, bu şekilde bastılar. Evet, suçlamalar ağır. Makineli tüfeklerden bahsediyor. Dayısının ofisini bastığınızdan bahsediyor. Böyle bir şey yaptınız mı? Bakın, bir insan hayatının her anında din, iman, Allah der de bu kadar gıybet yapabilir mi? Bu kadar yalan söyleyebilir mi? Bu kadar iftira atabilir mi? Şimdi hazırladığım haberin kaseti burada, CD'si burada. Bu haberde biraz önce basın kulübünde söylediği söz. Yani deveye sormuşlar, boynu neden eğri, nerem doğru ki demiş. Şimdi ben bu yalanın neresini düzelteyim? Güya ben 1967'de Merve Kabakçı'nın Libya'da inşaat aldığını söylemişim. Halbuki 68'de doğmuş. Doğum tarihi beni hiç ilgilendirmiyor. Bir defa de bu bahsettiği dayısının Güngen İnşaat firması kurulmamış. Firma 70'te kurulmuş. Biz firmanın geçmişinden söz ederken ilk Libya'da iş alan Türk müteahhit firmalarından biri demişiz. Yani tanıtıyoruz ya firmayı. Burada ne Merve Kabakçı adı var. Bir defa böyle bir saçmalığı bu hanımefendi nasıl aklına, hafsalasına, mantığına sığdırıyor da bunu dile getirebiliyor? Bu artık başka uzmanlık alanlarının konusu, benim değil. Şimdi gelelim 67 yılına. Ben Güngen İnşaat firmasına niçin gittim Pelin Hanım? Bunu hiç söylemiyor. Güya biz makineli tüfeklerle Güngen İnşaat firmasına gitmişiz. Tam bir şey, korku filmi senaryosu içerisinde bu iftiraları devam ettiriyor. Bakın, Merve Kabakçı. Bunu söylemiyor, hiçbir yerde söylemiyor ama ben söylüyorum ve haberimdeki belgelere istinaden söylüyorum. Bu haberimde bir belgenin yalan olduğunu ispat etsin. Ben bugün kendisinden özür dilemeye hazırım. Ama bu programdan sonra
acaba benden özür dileyecek mi? Bir parça vicdanı varsa ve Allah'tan korkuyorsa, kul hakkından korkuyorsa en büyük günahtır. Benden özür diler. Onu ekrana çıkartıp tetikçilik yaparak Uğur Dündar sizin hakkınızda baştan sona yalan haber yaptı diyen reziller de benden özür dileyecekler. Ha, o haberden sonra beni hiç mahkemeye vermediler. Suç duyurusunda bulunmadılar. Tekzip göndermediler. Kendi yandaş medyalarında hiçbir açıklama yapmadılar. Ama ben hemen suç duyurusunda bulunacağım. O ve onu yayına çıkaranlar hakkında bütün yasal haklarımı sonuna kadar savunacağım. Şimdi gelelim Pelin Hanım 67 yılına. Merve Kabakçı 1966 ile 68 yılları arasında dayısı olan Orhan Güngen'e ait bir aile şirketi olan, çocuklarıyla birlikte yönettiği aile şirketi olan Güngen İnşaat Şirketi'nde işçi olarak çalışıyor gözüküyor. Üstelik biz bu haberi Merve Kabakçı adayı olurken falan yapmadık. Mecliste Merve Kabakçı krizi patlak verdi. Bütün Türkiye onu konuşmaya başladı. Bize de sağdan soldan bilgiler akmaya başladı. Haberi 99'da o olay patlak verdikten sonra yapıyoruz. Bir defa bunun altını çizeyim. Bu inşaat şirketinde çalışırken ne yapıyor biliyor musunuz Merve Kabakçı? Refah Partisi'nin kadınlar kolunun dış ilişkiler komisyonu başkanlığını yapıyor. Yani Refah Partisi'nin vitrininde aktif bir isim. Ayrıca mecliste de zaman zaman görevler ifa ediyor. Şimdi bir taraftan işçi olarak çalışıyor, öbür taraftan aynı tarihlerde Refah Partisi'nin vitrininde olan bir isim Merve Kabakçı. Yurt dışını dolaşıyor sürekli olarak. Onu da partinin broşürlerinden çıkartıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Almanya, Yemen gidiyor konferanslar veriyor parti adına. Şimdi Pelin Hanım, o tarihe kadar belediyelerden iş almayan, yani firmanın kendi verdiği bilgiler, açık, halka açık bilgilerinden söylüyorum. Birdenbire Refah Partili bir büyükşehir belediyesinden o günün parasıyla, yani Merve Kabakçı'nın bu inşaat şirketinde çalıştığı sırada 3 trilyon liralık bir inşaat alıyor. Şimdi bu etik mi? Bütün kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum. Burada zerrece yalan yok. Bütün belgelerini bulmuşuz. Sigorta sicil numarasına kadar biliyoruz. Bütün belgesi var. Haberimizi dört dörtlük hazırlamışız. Dört dörtlük hazırlamışız. Hiç Güngen inşaata gitmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Şimdi bugünün andıççıları, hani hep o 28 Şubat'ta andıç mandıç falan. Her gece televizyonlarda 28 Şubat'ın andıçını fersah fersah geçen andıçlar yayınlanıyor. Gitmişiz Güngen İnşaat Şirketi'ne, soracağız. Biz bir haber yapıyoruz. Tek taraflı yayın yapıyorlar demesinler diye sorumlu gazetecilik anlayışımız gereği mikrofonu uzatacağız. Dayısı çıkmıyor karşımıza. Özel harekatçılarla bastı diyor ya, yanımdaki kişi arenada çalışan bir muhabir. Bunu ispat etsinler. Özel harekatçı kim? İkincisi, yani o üçüncü şahıs bizi uzaktan takip ediyor. Benim şimdi de stüdyonun dışında koruma polisim bekliyor. Hı hı. Devlet görevlendirmiş. Niçin görevlendirmiş? 24 saat ben dışarıda olursam 24 saat benim yanımda kalsın diye. Sadece eve bıraktığı zaman gidiyor. Yani ben evden çıkmayacağım diyorum, gidiyor. 86'dan beri böyle bu. Peki devlet bana niçin koruma polisi vermiş? Aklınıza gelen bütün Türkiye'yi soyanlarla ilgili hayali ihracatçılar, döviz kaçakçıları, altın kaçakçıları, uyuşturucu mafyası, hortumcular, şunla hepsiyle ilgili haberler yapmışım ve sürekli tehditler geliyor. Emniyet de bunları görüyor, ihbarlar geliyor ve bana bir tane koruma polisi veriyor. Koruma polisi de geliyor, bizi oraya bırakıyor. Acaba bir saldırıya uğrar mıyız, uğramaz mıyız? Çünkü Pelin Hanım, çok uğradık biz saldırıya. Orhan Pamuk? Yok yok. Bir hayali ihracatçı, bir hayali Aslı Türk, Orhan Aslı Türk. Onun naylon holdingine girdik. Bizi orada parçalayacaklardı koruma polisime rağmen. Bir gıda terörü faaliyeti olan yere girdik.
Adam satırı kaptı, şimdi Uğur Dündar'ın boğazını götüreceğim dedi. Koruma polisimin yanında yaptılar. Şimdi yani bir orada... zorunluluk sizin gayet tabii, açınızda. Gayet tabii. Şimdi ne yapmışız Pelin Hanım? Hı hı. Mikrofonu uzatmışız. Kim konuşmuş bize? Muhasebeci konuşmuş. Aynı haberimizdeki sorularımızı çok kibarca, bir tane kişilik haklarına saygısızlık bulsunlar, bir tane hakaret bulsunlar, bir tane iftira bulsunlar dedim ya, özür dileyeceğim. Sorumuzu sormuşuz ve demişiz ki Orhan Bey'le görüşebilir miyiz? Hı. Telefon numaramı da vermişim. Çekimde gözüküyor. Lütfen bizi arasın demişim. Daha sonra Orhan Güngen bizi aramış. Merve Kabakçı bizde tercüme faaliyetleri yaptı demiş. Yani çalışmada dememiş. Sigortası yapıldı dememiş. Yapılmadı dememiş. Hı. Ve çalıştığını kabul etmiş. Biz de bunu, sevgili seyirciler, biz bu konuda hiç yorum yapmıyoruz. Yorumu sizlere bırakıyoruz diyerek kapatmışız. Şimdi Allah aşkınıza, nerede makinalı tüfekler, nerede otomatik silahlar? Makinalı tüfek dediğiniz öyle kolay bir şey değil. Hı. Yani ben yine de şükrediyorum, insaflı davranmış. Dışarıda mitralyözler vardı, füzeler bekliyordu, 300 özel harekat polisi bizi kuşatmıştı falan gibi iftiralar da atabilirdi. Bunları söyleyen her şeyi yapabilir. Peki neden bunu yapıyorlar bakın, sizce? Bakın bir olay en şimdi vahim tarafına geliyorum. Bana Güngen İnşaat'ın Refah Partisi'nden hanımefendi, Refah Partili ya, faal, aktif ya, şirkette de çalışıyor. O tarihlerde hangi ihaleleri aldıklarını bir lütfen açıklasınlar. Ayrıca bugüne kadar hem Refah Partili hem AKP'li belediyelerden bu firma ne kadar inşaat almış? Bir de Google'a ikinci İSKİ skandalı diye yazıp tıkladığınızda karşınıza hangi firma çıkıyor acaba? Hadise şu, 2005 yılında Pelin Hanım, İstanbul İSKİ'si, İstanbul'un İSKİ'si atık su, yağmur suyu kanal inşaatı ihalesi yapıyor. Asya birinci kısım, Asya yakası birinci kısım. 47 firma katılıyor. Bu firma en düşük 28. teklifi veriyor ve alıyor. İhale 12 milyon liraya alınıyor bugünün parasıyla. Eskinin 12 trilyon lirası. Küsuratını da vereyim. 12 milyon 25 bin lira. Fakat bu ihale alınır alınmaz bir taşerona 6 milyon 12 bin liraya devrediliyor. Şimdi bu benim iddiam değil. Google'da gazetelerin, Vatan Gazetesi yazın girin. İkinci İSKİ skandalı diye. Karşınıza bu çıkacak. Şimdi kul hakkı falan diyoruz da ihaleyi 12 milyona alıp 6 milyona devretmek nedir? Aradaki o trilyonlar ne oluyor yani? Hayır işler için mi kullanıyor?